Bisikletli Adam'ın yol hikayelerinde 19 Mayıs'ta yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Düzce'nin Çamlık Var Gölü'ne bir yolculuk gerçekleştiriyoruz. Önce sırasıyla Dipsiz Göl, ardından Topuk Yaylası eteklerinden Çamlı Pınar Gölü'ne geçeceğiz. Daha sonrasında sırasıyla Samandere Şelalesi, oradan Beyköy, Aydınpınar ve Düzce yapacağız. Toplam 80-90 kilometre bir yolculuk gerçekleştirmiş olacağız. Bu yolculuğumuz boyunca bizimle birlikte 3 tane arkadaşımızla birlikte olacak. İsmail kardeşim, Yusuf kardeşim ve şu an çekim yapan Muharrem kardeşimle birlikte bugün Bisikletli Adam'ın yol hikayelerinde dopdolu bir macerayı birlikte pedallayacağız. Hadi bakalım, şimdi yolculuğumuz başlıyor. Çamlıpınar Gölü'ne gidiyoruz. Bisikletli Adam'ın yol hikayeleri Çamlıpınar Göleti, Dipsiz Göl ve Topuk Yaylası turumuzun artık şu an D100 karayolundan çıkış noktasına geldik. Bolu Dağı'na tırmandık. Şimdi dönüş yoluna, köy yollarına geçeceğiz. Arkadaşlar, Bisikletli Adam'ın yol hikayelerinde Düzce'den başlayan yolculuğumuzda Çamlıpınar Gölü'ne geldik. Yaklaşık bir 35-40 kilometre pedal çevirdik. Ama bunun en az bir 25 kilometresi bol rampalı çıkışla gerçekleşti. Şimdi Çamlıpınar Gölü'nde dinlenip istirahatimizi yapacağız. Güzel bir mangal keyfi. Mangallarımızı yakıp karnımızı doyuruyoruz. Ondan sonra eğlence vakti. Hadi şimdi Çamlıpınar Gölü'nde Bisikletli Adam'ın yol hikayeleri, macera burada başlıyor. Tamam, çekiyor. Altına bas kesin. Şaşır.
Yaklaşık 2-3 kilometre bir yolumuz kaldı. Ondan sonra dik rampalar bitiyor. Sonrasında zaten Belke'ye doğru keskin bir iniş gerçekleştireceğiz. Şu manzarayı size alalım. Evet, hakikaten çok dik rampalar geçtik bugün. Ama her yerden sular fışkırıyor. Şimdiye kadar belki de en az 15-20 tane böyle şelaleyle karşılaştık. Bisikletli adamın yol hikayeleri devam ediyor.
Evet sevgili dostlar, bisikletli adamın yol hikayelerinde Çamlıpınar göletini yapmış olduğumuz yolculuğu burada bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi buradan Samandere köyüne, oradan Beyköy, Aydınpınar ve Düzce istikametine yolculuğumuzla seyahatimizi bitirmiş olacağız. Eminim, umarım memnun kalacağınız güzel bir video olmuştur. Videonun tamamını izlemek için bisikletli adamın yol hikayeleri Çamlıpınar göleti diye tıklarsanız orada izleyebilirsiniz. Hepinize hayırlı seyirler diliyorum. Sağlıkla, sporla kalın, bisikletle kalın, Allah'a emanet olun. Ve her zamanki gibi sloganımızı söylüyoruz. Hayatı kaçırmamak için yoldan çıkın diyoruz. Şimdi dönüş vakti, gidiyoruz.